İzin verin de içeri girerken sizin için bir tören düzenleyeyim. Bakın. Ne hoş bir karşılama oldu böyle. Sanki ikiniz bir savaştan galip çıkmışsınız gibi. Haklısın yenge. Gerçekten de hayatımızın en büyük savaşını kazandık da geldik. Allah sizi korusun. Hep çok mutlu olun. Yüzünüz hep gülsün. Bohini. Bu evin en olgun kadını olarak bu görev sana düşer aslında. Senin şu gelinin dizginleri benim elimden almaya hazırmış. Ama benim kadar başarılı olmasını beklemeyin. Ağlıyorsun. Mutluluktan. Seni böyle iyi gördüğüm için mutluluktan ağlıyorum. Benimle alay etme sakın. Tamam, bu kadarı yeter. Mumbai gerçekten de çok zorlu bir şehir. Anlaşılan orası seni yumuşatmış. Gel Parvati. Benimle gel hadi. Gel bana bombayı anlat. Orada neler yaptın bakalım ha? Denizde varmış diye duydum. Gördün mü? Evet baba, gördüm. Aa. Kocaman dalgalar vardı. Çok yüksek binalar var diye de duydum. Abla baksana. Evet. Ben senden bir şey isteyecektim. Nedir? Çay mı? Hayır, çay falan değilim. O zaman yemek hazırlayayım. Acıkmışsınızdır kesin. Lütfen önce beni dinler misin? Tabii. Hadi söyle. Ben paro için bir şey almak istedim de. Ona bir düğün gerdanı almak istiyorum. Benimle gelir misin? Tabii. Gelmez olur muyum? O zaman 20 dakikaya kadar çıkarız değil mi? Tamam. Efendim? Evet. Teşekkür ederim. Abla dinle. Evet. Ne oldu Rudra? 20 dakikaya kadar çıkalım demiştin. Ama daha 20 dakika olmadı. Hem zaten benim biraz işim var. Hayır. Ondan değil. Ya ne? Şey diyecektim ben sana. Paroyu saat 5'te BSD'ye getirir misin? BSD'ye mi? Bir şey mi oldu? Yo. Bir şey olmadı. yani şey demek istiyorum. Aslında... Anladım. Sorun değil Rudra. Hallederiz, merak etme. Emredersiniz. Ne
bu da sürekli boynumdan düşüp duruyor nedense. Ben bavulları alayım. Biz Maitre ablayla çıkıyoruz. Nereye? İşe. İşe ablamla mı gidiyorsun? Hayır, yani demek istedim ki... Ben işe gidiyorum, ablamı da yolda bir yere bırakacağım. İşi varmış. Ama... Amcam senin için bugün çalışmayacak demişti. Ne olmuş? Yine de önemli işlerim var. Daha bir dakika. Çıkmadan önce şunu dolabın tepesine koyar mısın? Gidiyorum. Hayır. Bir de şunu koymanı istiyorum. Neyse, önemli değil. Ben kendim hallederim. Gidebilir miyim? Hayır, bir dakika. Bir şey daha var. Neymiş? Şey... Ne? Neydi? Ben unuttum galiba. Gidiyorum ama. Hayır, hayır. Bir dakika. Biraz düşünürsem hatırlarım. Düşün. Düşün bakalım. Ama sen öyle bakmaya devam edersen kafamın çalışma ihtimali pek olmayacak sanki. Hatırladım. İlaç. İlacını al. Daha hemen bırakamazsın. Son bir kez al.
Gidiyorum. Vay canına. Yengem yine döktürmüş. Yemekler gerçekten şahane. Sus. Onun adını anla. Ne oldu? Yoksa sen yaptığı yemekleri beğenmiyor musun? Bütün derdim yemek olsaydı kendimi aşçı tutmayı bilirdim, merak etme. Evin gelininin görevi ailenin sürekliliğini sağlamaktır. Ama bizim gelini beklemeye devam edersek ailemizin asla bir veliahtı olmayacak. Bu ara iyice burnundan kıl aldırmıyor. Öyle mi? Tanrı'yı kızdırmak, onun benzersiz gazabıyla karşı karşıya kalmak demektir. Rudra ile Paro'yu eve geri yolladı. Öyle olsun. Üstüne bir de Rudra'nın eli tamamen iyileşti. Ne? Anne. Madem artık her şey yoluna girdi, o zaman ben neden hala burada böyle ceza çekiyorum? Beni eve götürmenin vakti gelmedi mi? Benim şimdi senin cezanı düşünecek halim mi var? Daha kendim neyin cezasını çektiğimi bir türlü anlayamıyorum ki. Bütün bu haksızlıklar neden başıma geliyor böyle? Ne? Ne yapmamı istiyorsun? Çıkıp ben de Paro gibi tek ayağımın üstünde mi dikileyim? Peki... Tamam. Anne, bence geçmişte yaptıklarının bedelini ödüyorsun. Ama sana bir tavsiye. Pişmanlığımı göstereceğim derken bacağını kırma. Evdeki topallar birden iki tane olmasın yani. Biri sen, biri de amcam. Sus dedim, sus. Evde bazıları çok fazla sivrildi. Ama onları törpülemesini bilirim. Binbaşı beni neden buraya çağırdı sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum efendim. O nerede peki? Onu da bilmiyorum efendim. Paro? Seni buraya neden çağırdığımı herhalde merak ediyorsundur. Hatırlarsan bizim hikayemiz tam da burada başlamıştı. Başlarda sana çok kötü davranmıştım. Hatta bana bir isim bile takmıştın. Cellat. Bunda da çok haklıydın. Ben sana bir şey söylemek istiyorum Paro. Ben dinle. Ben öyle şiirden falan pek anlayan biri değilimdir. Ve biliyorsun sesim de kötü. Şarkı söylesem de olmaz. Bak, bundan 6 ay önce... 6 ay önce... Hayır. 6 ay değil. 15 yıl önce. Bundan 15 yıl önce ben... ilk kez evimden ayrıldım. Çandangarh'dan Jaipur'a gittim. Tabii babam da vardı. Bir ara oradan Delhi'ye, BSD'ye başvuru için gittim. Oradan tekrar Jaipur'a döndüm. Görev için. Hep bir şehirden bir şehire, hep bir görevden bir göreve gittim. Hep hareket halindeydim. Sonra zaten zamanla bu duruma alıştım. Sürekli hareket halindeyken düşünmeye vaktin olmuyor. Ve bir şey düşünmedikçe canın da acımıyor tabii. Beni
hiçbir şey üzemezdi. Derken... Sen geldin. Sen geldin ve hayatım tamamen değişiverdi. Sen benim bütün hayatımı kökünden değiştirdin. Bana zorluklarla yüzleşmeyi öğrettin Paro. Sana kulak verdim ve onları aşmayı öğrendim. En kötü zamanlarda bile sen benim yanımdaydın. Beni hiç bırakmadın. Kaçmama engel oldun. Ben senin inadına ve azmine sana zamanla aşık oldum Paro. Savaştım. Kendimle çok savaştım. Kendimle, duygularımla, aklımdan geçenlerle. Ama artık yoruldum Paro. Tükendim. Ama bu kez farklı. Acıya dayanacak gücüm var. Hatta hoşuma bile gidiyor. Seni hayatımda istiyorum. Hep hayatımda ol ki ben de yaşayayım. Yanında olur musun? Artık güzel bir ilişki yaşayalım istiyorum. Ben bunu takar mısın? Geçmişi tamamen unutalım. Benimle evlenir misin? Sen beni gerçekten çok değiştirdin. Çok. Katı biriydim ben. Hissiz bir adamdım. Sana hep itiraf etmek istediğim şey vardı. Ben seni... Ben seni çok seviyorum Paro. Bu... Seni seviyorum. Yoluna girecek. Hayır kızım. Sakın yapma. Burada öyle çok anım var ki. Kimi kötü. Hatta acı. Ama yine de onları bile yavaş yavaş sevmeye başlamış gibiyim. Thank you.
Ona aptal diyorum ama peki ya ben neyim? Ona her şeyi itiraf etmem lazım. Hemen, şimdi ve burada. Binbaşı iyi misin? Neyin var? Gelme. Ter içinde kalmışsın. Ben... Hayır, hayır. Gelme dedim. Yaklaşma. Yaklaşma, uzaklaş. Uzaklaş. Bakma bana öyle. Bakma öyle diyorum sana. Nasıl? Sanki benden önemli... Bir beklentin varmış gibi bakma öyle, tamam mı? Evet, var. Var aslında. Sus dedim, sus. Tamam, tamam. Surat asma öyle. Bak, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Dinle. Pardon. Söyle.